Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Evrimli Valkyrie'yi 6 aydır biriktiriyordum parçacık. O şekilde açtım. Hani demen ki ya o kadar gömüyorsun, oyunu gömüyorsun, gidip para mı yatırdın, bu kadar aptal mısın falan filan. Tabii ki değilim. Ama Valkyrie evrimini bir görün. Bakalım videolarda gördüğümüz gibi böyle çok belirleyici bir kart mı değil mi? Bundan önce iki maç falan kullandım açıkçası öyle. Hani gösterdiği kadar çok da şey değil mesela ama bir an binici şeye gelmeyecek zannettim sağ tarafa, o yüzden o şekilde kullandım da. Yarasaları böyle atalım, hem zehrin içine de girmedi, güzel. Valkyrie orada iş yapar. Bunun dönüşünde bunu yeneceğim zaten, rahat olun, hiçbir sıkıntımız yok. Hazır iksir toplamışken şöyle bir atağa çıkalım. O kaleyi ucu ucuna vermeyeceğiz herhalde. Peki. Şöyle bir mızraklı goblin atalım. Şöyle de bir tomruk atalım. Ulan bir tanesine değseydi bari ya. Tamam. Şimdi cellat belki gelir. Şöyle bir tahmin yapıyorum. Tamam. O ikisi de vurabilir. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle yapalım. İkisi de gelecek zaten. Bir tane de tomruk atacağım ki cellat ölsün. Ölsün. Öldü, tamam. Yani zehri böyle atmamasını istiyorum. O yüzden bu şekilde kuruyorum savunmamı. Tamam. Şöyle yapalım. Bakalım okları hangi taraftan atacak. En azından bir taraftan sağlam bir hasar veririz. Tamam. İşte ikinci kaleye güzel bir hasar çıkarttım. Zaten amacım buydu. Oklarını biliyordum hani bir tarafa harcayacağını. Ay, evrimli Valkyrie'yi bir döndürsem çok güzel bir savunma yapacağıma inanıyorum bu tarafta ama. Şimdi arkadaşlar sol tarafı zaten aldık, kabul edelim, tamam mı? Sağ tarafı ben adam aldı zannediyorum bu arada ya. Tamam, şöyle yapalım. Cellatı tam şuradan atacak gibime geldi nedense. Niye cellat atmıyorsun oğlum? Salak mısın ya? Özürlü gibi oynamayın şu lanet oyunu be. Tamam, güzel. Çok güzel hatta, savunmamızı da kurduk. Şöyle yapalım. Sadece madenciyi bile çevirsem o tarafa yetiyor. Bu taraftan da bir atak yapalım. Okları belki sol tarafa ok atar. Zeki misin? Ne oldu? Ama... Evet. Şimdi şuradan biraz çıkalım şöyle. Zaten 3 taca gelemez bu. Ortadan bir şey basma fırsatı verdiğimizin farkındayım ama en azından Valkyrie'm var. Güzel. Zehrin içine girmeden bir savunma yapıp güzel bir saldırıyla şöyle taçlandıralım. Biz evrimli Valkyrie henüz kullandık mı be? Abi ne güzel ya. Şöyle valla farkında mısın? Oklar atmaktan başka adamın hamlesi yok. Ezberlemiş. Hani ezberi böyle kitap okur gibi böyle. Adeta hamle ezberlemiş yani. Neyse, zehirle biraz hasar vurmaya başlayayım. Nasıl olsa yeneceğim arkadaşlar. O yüzden de biraz rahat oynuyorum. Tamam, şunu oradakileri öldürmekte fayda var. Oklarını belki harcar, ben de bir atak yaparım diye tahmin ediyorum ama hiç de öyle harcayacak gibi de durmuyor yani. Tamam. Ulan cellat geber. Cellat geber. Bineceği kadar çekiyor Valkür, savunmaya bakın. Çek bir daha geri. Bomba kulesini de şey yapalım, tamam. Abi çok güzel. İşte göstermek istediğim aslında buydu. Zaten maçı aldım. Buradan yapabileceği bir şey yok. Ne atıyorsun hala oğlum? Neyi oynuyorsun amın? Evet, rakibi tebrik ettikten sonra ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar 430 TL'ye değer mi? Ya açıkçası ben video çekmiyor olsam satın almam. Hani gerek yok ama küresele kasıyorsanız, küresel oyuncusuysanız tabii fazladan bir evrim çok iyi olabilir. Tamam. Zehir gerçi atmayacağım oraya. Hem kaleye hasar vereceğimiz şu. Aslında bizim açımızdan çok da sıkıntı yok. Valkyrie ne olur arkaya gitme. O geri zekalı kaleyi görecek yoksa. Zaten cehennem ejderhası. Oh. Gel gel ananın şeyine kadar dön. Gel. Gel. Bizim Valkyrie çıktığı yere geri soktular. Evet. Evet. Aptal aptal yapma kendini. Bu amına koyduğumu şu üniversite grubunda bir gün sikip atacağım ha. Yetti canıma böyle hani. Her gün ne konuşuyorsunuz kardeşim? Çok zeki adamlar mısınız lan? Ne bu böyle ya?
Abi her gün mesaj bildirimleri sessize 8'er saatlik alıyorum. Belki diyorum arada önemli bir şey söylerler. Yok amına koydum boş ver. Rica ederim kankam yazmış orada bir tane çocuğa. Böyle böyle ecnebi icatları nereden geliyor bilmiyorum. Abi bildirimleri sessiz almayı unutuyorum her seferinde. Gerçi videodayken alalım şunu ya. Bunlar durmazlar çünkü. Şu rahatsız etme modunu bir açalım. Evet. Yarasalarla güzel bir hasar koymuşuz. Gerçi şu an bir taraftan hasar vuramıyoruz. Çünkü ana kulesi açık. Onu fark etmeden yapmışım atı. Evet. Şöyle atacağım. Özellik falan basarsa zaten Valkür atabilirim. Evet. Niye bastın ki? Çok gerek var mıymış? Abi şu küçük prensten ne zaman tahmini kurtuluruz ya? Var mı acaba bir tahmin? Hani çok can sıkıcı olmaya başlamadı. Tek ben mi görüyorum bunu ya acaba? Neyse. Tamam şöyle yapalım. Savunmayı kurabilecek miyiz bilmiyorum ama o da kasırga attı. Yalnız benim kar çok çabuk öldü sanki. Tamam şöyle yapalım. 32 saniye zaten yeterli. Şöyle bir valkür atalım. Bu salağı çekelim şuradan. Tamam zehir atmayacaktım ama çok hasar yiyeceğiz. Çünkü savunamıyoruz şu an. Mezarlı. Evrimli valkürün bu arada çok çabuk öldüğünü düşünüyorum orada ama umarım bana öyle gelmiştir. Çünkü para verdik. Gerçi para vermedik lan buna. Ama olsun yani. Başka bir evrime basabilirdik. Ne oldu? Tahmin mi ettin? Mezar taşı koydum. Çok mu profesyonelsin? Ne bu? Peki. Anlıyorum. Üç taca mı geleceksin? Sen ha. Peki hadi bakalım. Bu bana üç taç çeksin. Burada affedersin pantolonu sıyırıp hani bir tarafımı gösteririm yani o kadar. Neyse tövbe estağfurullah da. Böyle bir salaktan üç taç yersem bilmiyorum yani. Herhalde boyunu bırakıp başka bir oyuna geçerim. Çünkü benim bir şerefim var. Böyle bir adamdan üç taç yemeği kendime yediremeyebilirim. Buradan çıkalım. Bu kesinlikle üç taça gelemez. Yani çekemez. Bomba kulesini şöyle biraz ortalığı koyayım. Abi şu karttan ne çektik? Nedir bu böyle ya? Tamam. Güzel bir şekilde atak başlattım. Belki yer. Yedi bence. Var mı açacak kartın? Yok. Evet. Aslında zaten eşleşme çok yüksek oranda bizdeydi aslında ama zehri çok kullanmak istemedim kalede. Daha çok atakta kullanmak istedim. Çünkü Valkyrie falan hani güvendim. Çok tutabilecek kartımız da var. Adam da mezarlığı zehirle beraber basmadığı için diğer böyle çerçöp kartlarla falan tutmaya çalıştım. Neyse şöyle bir madenci hata yapalım. Tomruk dön artık ya. Tamam. Bir dahakine madenciyi arka tarafa doğru atalım. Zaten bir deneme hamlesi yaptım. Genelde madenci ilk atışlarda şu taraflara doğru atılıyor. Tomruk tahmini yaparsa buna çok fazla iksir harcamamız gerekecek. Neyse Allah'tan çok geç yaptı da. Sağ tarafı tutacağını düşünüyorum. Şöyle sola bir madenci atalım da derken. Tamam. En azından bunu indirdik. Gerçi felaket kulesini indirip indirmemek çok önemli değildi benim için ama. Çünkü ağır bir kartım yok bu. Aptal aptal hareket yapma amına koruma. Neye sinir oluyorsun? Gerizekalı. Hasara bakıyorum. Hasar olarak öndesin zaten. Niye aptal aptal şey yapıyorsun lan? Şöyle bunda büyük ihtimalle roket vardır. Çünkü Lockbait destesi oynuyor. Güzel. Zehri kullanalım şöyle bu gelip başımıza fitne saçmasın oradan. Ya 1x'te falan çok belki bir şey yapamayabilirim ama 2x'te çok dayanabileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir çerçöp kart atalım bir karşılık vermek zorunda kalsın en azından. Çok güzel karşılık verdi buna yenilmeyiz. Rakibin salak olanı çok makbuldür arkadaşlar böyle yani... Müthiş bir olay. Yani yeneceğinizi bilerek oynuyorsunuz ya bunun lezzeti çok başka. Hani kimisi diyor ya böyle videoda bunları bak mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi roket basmaya gerek var mı abi? En azından valkürümü çıkartayım değil mi elimden? Hani ama neyse ya. Evet. Şu valkürü döndürelim de fıçıyı atabilir herhalde. O yüzden şöyle arkadan çıkıyorum.
Şövalye bizde olsa geriden aptal aptal dolaşırdı ama onunki daha zeki demek ki. Bir prenses basmasın şöyle. Evet, ne güzel düşündün ya, sen neler yapıyorsun ya. Senin namına ben bir koyayım, sen rahatla. Sen adam olmayacaksın gibi geldi bana çünkü nedense. Bu arada evrimli valkürümüz döndü. Bunu atakta aslında... Atakta kullanılır mı? Kullanılır mı atakta, deneyelim. Tamam şöyle... Çok güzel be. Buzruğunu çok hızlı eritti mesela. Oy. Oy. Gerçi canı çok yavaş gidiyor abi ya. Hani çok güçlü ama canı da çok mu çabuk eriyor gibi. Şöyle yapalım. Çünkü bir şey gelecek oraya. Evet. Şimdi madencimizi atalım. Artık zaten zehire bile dönsek maç bitiyormuş aslında. Ne güzel şövalye attın sen öyle, maşallah. Tamam, buna iyi oyunu diyorum. Nedense buna hiç ayar olmadım ya. Bu çok böyle normal bir oyuncuymuş gibi geldi bana. Arkadaşlar şimdi böyle bir desteği ilk defa kullanıyorum. Daha önce zaten videoda oynamadığımı biliyorsunuz. Belki arada hatalarımız falan olmuştur. İkinci, üçüncü kullandığımızda bu desteği, yani bu desteğin ikinci videosunu kullandığımda normal orijinal destem gibi oynayacağımı düşünüyorum. Desteği eğer kopyalamak istiyorsanız, kupa maçlarında oynamak istiyorsanız tavsiye edebilirim. Deste bu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.